yolun yolları, daracık sokakları, dalgalı deniz gibi o güzelim saçları. Dillere destan oldu benim hallerim. Vay vay lay la 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 la. Köyümüzün nüfusu 600-700 kişi dolaylarındadır. Bir bölümü yerli halktan oluşur, bir bölümü 74'te Türkiye'den gelen göçmenlerden oluşmaktadır. Köyümüz belediyeye bağlanmıştı. Belediyeye bağlandıktan sonra daha değerli toplu oldu. Belediyemiz bize spor kulübü yaptı, yardım etti. Halı saha, basket sahası. Çöplerimizi her hafta düzenli olarak gelip temizlemekte, toplamaktadır. Köyümüz sessiz, sakin, rahat bir köy. Yani insanlar iyi, cana yakın. İnsanlar birbirine değer, yani yardımcı, yardımlaşma konusunda çok iyidirler. Belediye hizmetlerinden en çok memnun kaldığımız yağmur sularından dolayı yani çok mağdur duruma düştüydük. Şimdi bize onardılar yağmur sularını, şey yaparlar yani daha iyi oldu şimdi. Hep yağmur yağdığında evlerin içindeydi sular. Şimdi çok şükür olsun sıkıntımız gitti. Şimdi memnunluk değilim yani daha yeni tanımaya başladık. Memnunluk. Bir şeyler yaptı. Gerçeğe bakacak olursak yaptı. Esas konu nedir? Bu köylerin belediye bağlanması hazır değildi. Aksızın o zaman CTP döneminde dedi bu köyleri bağlayacağız belediyelere. Ben belediyede çalışan bir kişiydim. Hatta su bölümünden de sorumluydum. Evet. Bu belediyeler bu köyleri alırken hazır değildi. Yani köylerin birçok eksikleri var. Köylerin. Evet. Yani İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlığa bağlıydı. Onların yapmadıklarını dedi belediyeler buldu kucaklarında. Şimdi maddi olanakları olan bir şeyler yaptı. Maddi olanı olmayan ne yapacak? Madem yok verdi köye. Köye de, köyleri de bağladı. Evet. Nasıl, ne yapacaklar gayri? Yani ben adım Ahmet Yanmaz, eski muhtar. Senelerin yani 26 senelik muhtarlık yaptığım bir şeydir. Köydür bu köy. Eski, yani bizim muhtarlık dönemimizde, muhtarlarıydı. Yani hizmeti yapan kendi bütçesinden, kendi köydeki katkılarını, matkılarını yaptı. Belediye elbette daha mükemmel, yani bağlandıktan sonra daha mükemmeldir. Yani belediyelere daha fazla hizmet yapabilir. Bizim koyduğumuz o dönemin şeyinde 10 TL senelik su parası koyduk, 10 TL sıratı mumya koyduk. Yani 20 TL ile şey başına çabalarak iş çevirelim. Pek çeviremezdik ama yine daha yani şimdiki durum çok daha iyi. Şimdiki belediye başkanımız yalnız bizim köy değil. Yani bütün etraf köylere, bağlı olduğu köylere hizmetini tamamıyla yaptık. Yalnız bu yeni yapılan şeylerimiz vardı, binalar, arsa. Yani sosyal konut şeyleri vardı. Onların yollardır eksik ama o da belediye ait değil. Ya şimdi köylü der ki onlar yapsın, o da der ki İçişleri Bakanlığı'na aittir onlar. Köyün belediyeye bağlanması çok büyük şey, fayda oldu. Köy temizlendi. Eskiden herkes buralara çukurlara atardı çöplerini. Şimdi her hafta gelir alır. Yani bizim yukarıda kulübümüz var. Sıfırdan kulüp yarattı. Halı sahası yarattı, voleybol sahası yarattı. Belediyelerin sayesinde oldu bunlar. Belediye çok büyük bir fayda. Hoş geldiniz. Ben Emine Akşahin, Boğaziçi köyündenim. İskele Belediyesi'ne bağlı bir köyde oturuyorum. İskele'ye bağlı köylerden en büyük köy bizim köyümüzdür sanırım. Evet, önceden muhtarları da doğrudur. Şimdi belediye oldu. Ha, belediye olması bizim açımızdan daha iyi oldu. İşte mandıralar dışarı çıkarıldı, suyumuz bir düzene girdi. Temizlik yönünden işte çöplerimiz vakti vaktinde alınır. Yol kenarlarındaki otlar temizlenir. Her şeyimiz yani iyi kötü oldu. Ha, insanık, memnun olduklarımız da var, olmadıklarımız da var ama genelde memnun olmuşuzdur. Ben köy kadın kursunda sorumlu olan bir bayanım. Köy kadın kursunu açarken muhtarım bana çok büyük bir yardımı oldu ama ondan sonrasında belediye başkanının bana çok büyük bir yardımı oldu. Çünkü biz sadece Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir öğretmen verildi bize. Başka hiçbir şey değil. Ama sağ olsun belediye başkanımız işte ne zaman ne talep ettikse hep yanımızda oldu. Bize hayır denmedi. Yani daha ne diyebilirim ki? Eskiden köyümüz daha geriydi. Şimdi daha da iyi oldu. Yani zamanımız daha iyiydi bence. Yaşantı olarak. Şimdi bazı şeyler değişti. Belediyeye bağlandık. Belediye güzel şeyler yaptı. Parkımızı yeniledi. Kaldırım yaptı köy girişine. İnsanlar yürüsün, yürüyüşlerini yapsın. Yolumuz düzeldi. Önceden çukurluydu. Çok ufacık dar bir yoldu köyümüzün içi. Arsa yeri açtılar. Güzel şeyler yaptılar. Adım Hakkı Okur. Boğaziçi sakinlerindenim. Boğaziçi Spor Kulübü'nün lokalini işletiyorum ben.
Çok güzel bir tesis yaptı başkanımız. Kulüp başkanı da yardımcı, belediye başkanımız da yardımcı oldu. Çok güzel yani, şimdiki belediye başkanı. Ha, güzel şeyler oldu yani. En azından belediye bağlıklarında çöplerimiz, göklerimiz çok güzel yani. Gençliğe tabii çok güzel şeyler yapıyor. Vallahi adım Bülent Besli, Sınırsız Köyü'nde kentletleyim. Köyümüz işte küçük bir köy. Şu an nüfus aşağı yukarı 70-80 aile civarında bildiğim, yani öyle o civarda olduğunu bilirim. Köyümüzden memnunum. Belediyemizin bize bayağı faydası, bana karşı yani bana bayağı faydası dokunduğunu söyleyebilirim. Evimi mesela İskele Belediyesi sayesinde yaptım. Evimi yeniledi. Benim bir herhangi şeyim yok. Çok iyi yani bana karşı. Benim için İskele Belediyesi şu an köyümüz için işini yapmakta. Ben Vedat Özgürhan. Aslen sınır üstü doğumluyum. Köyümüz küçük, şirin bir köydür. Daha önce Rumlarla beraberdik. Rumlar gitti, Türkiye'den vatandaşlarımız geldi. Onlarla beraber geçinip gidiyoruz. Köyümüzün sorunları muhakkak vardır. Yani her konuda sorun var. En önemlisi efendim yol sorunumuz. Gördüğünüz gibi işte bazı yerleri yamaladılar, bazı yerler durur. Üst sokak, zaten sınır üstü iki sokaktır. Alt şeyi yaptılar, biraz yamaladılar. Üste hiçbir şey yapmadılar. Gidip görseniz şimdi efendim, yok ki belediyeden fazla şikayetimiz yok da. Genel olarak bütün şeyden, yani bu köy tam şey bakılmadı bu köye. Kaldırım yapılmaz dediler çünkü yolumuz darmış. Dedik tamam, ama yapmış iken genişledin biraz, daha geniş olsun asfalt. Birçoktan efendim kazalara karşı da şey olur. Maalesef çıkıp görünüz bir kaya köktü yolun içine, kaza olacak. Muhtara da söyledim, yetkililere söyledik maalesef. Ha, başka bir konu. Belediyeye ben 2-3 kez gittim. Gidip gösterelim isterseniz. Mağaradır bu, bildiğiniz mağara, eski bir şey. 3-4 yıl önce eski eser, polis aradım ben. Polis geldi baktı, abi dedi, elli sen tarihi eser var bunun altında. Eğildi baktı polis fenerle. Kemer var dedi, taştan örülmüş. Belediyeye 2 kez gittim, başkanı bulamadım, yardımcıyla görüştüm. Bugün geliyoruz, yarın geliyoruz. Geri bilgilenmediler. Bu mağara yola doğru büyüdü. Benim girişim de oradandır. İsterseniz gidip görürüz biraz sonra. Ha, eski eserler geldi, tam olarak bakmadılar. İki bayan gelmiş efendim, fenerle baktılar. Uzaktan getirin ekibi, ensin baksın. Belki de maksendir, belki silah var içinde. İnsan boyundan yüksektir ve yolun asfaltının altından geçer. Büyük bir vasıta geçse çökecek, yol kapanacak. Çöp yönünden tamam, şikayetimiz yok. Çöpleri gelip alıyorlar. Yani köyümüzün yeri güzel de oy olmadığı için bizim belediye başkanlarımız çok evet, muhatap olmuyor. Gördüğünüz gibi yola da işte bir aydır bu yamalarda oldu. Yani yol girdileri. Köyün girişi çok bakım ister. Çünkü sular gelir birikir orada. Park yeri yoktur. Köylüler gelir etraftan, yolların içine park ederler. Hatta orada bir büyük bir market vardı. Can Gıda Sarayı dediğimiz bir yer vardı orada. O da battı. Onun da önünü kapadılar işte falan. Çok güzel bir marketimiz vardı. Maalesef işte Ankara bin bir çeşit dediğimiz orada bir yer kurdular. Hitay diye başlayınca market işini. Beymosun da cümbezler, nerede verdiğim sözler. Yol üstünde beklerim, ellerimde nergisler. Dillere destan oldu, benim halledim. Vay vay lay la 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 la. Ben Aygın Köyü sakinlerinden Elif Ay Çiçek. Bu köyde ikamet ediyorum 10 yıldır. Genel anlamda belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Fakat köyün anneleri olarak bizim istediğimiz öncelikli olarak parkın önüne kasis yapılması. Çünkü buradan arabalar çok hızlı geçiyor. Çocuklar da haliyle genelde böyle sağına soluna bakmadan koştukları için ve çok süratli geçiyorlar. Hani bir çocuğun başına bir şey gelmeden isteriz ki köyümüzün parkının yollarına kasis yapılsın. Bir de yine bu eski kilise. Bu da çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani gördüğünüz gibi yıkıldım yıkılacağım diyor. Gerçi köyümüzün muhtarı dilekçesini verdi, fotoğraflarını çekti. Yok hani, ama bir şey cevap alamadık. Hani genel anlamda hizmetlerden memnunum, fakat istediğim parkın önüne kasis. Artı bu kilise
çok tehlike arz ediyor. Köyümüz güzeldir. Parkımız yine çok güzel. Genel anlamda hizmetlerden memnunuz. Ama dediğim gibi kasis ve kilise öncelik. Genelde tabii belediye başkanımız gelir, konuşur. Ondan sonra sorar isteklerimizi. Tabii o da elinden geldiğince hani tek köy Aygün olmadığı için birçok köye yetişmesi gerekir haliyle. Ama genel anlamda belediye başkanımızdan da hizmetlerinden de memnunuz. Yani dediğim gibi ama biz köyün anneleri olarak hep özellikle parktayız. Belediyenin herhalde bununla alakası olmaz. Vakıf malıdır. Merhaba, ben Aygün köyünden Tülay Can. Biz belediyemizden beklentimiz gençlerimiz için futbol sahası, basketbol sahası. Hani eğlenebilecekleri, faaliyet yapabilecekleri bir şeyler istiyoruz. Çocuklar hep sokaklarda, orada burada oynuyor. Parkın içinde oynuyorlar, çocuk parkında küçük çocuklara zarar veriyorlar. Bu sefer biz söylediğimizde muhtarımız işte şunu yaptırmıyor, belediyemiz bunu yaptırmıyor, sürekli şikayetçiler. Hani biz istiyoruz ki çocuklarımız eğitimli olsun, sokaklarda öyle başıboş gezmesinler, faaliyet gösterebilecekleri bir şeyler olsun. Memnun olduğumuz şeyler de var açıkçası, yarım kalan şeyler de var. Bakın şu asfalta bizim. Köy içini yaparken burayı gösterdik. Kaç defa tamam yapılacak dediler ve burası böyle duruyor yıllardır. Yani temizlik konusunda da biz aramadığımız sürece bazen dışarıdaki o toplu temizlikler alınmıyor, bahçe temizlikleri. Hani böyle normal çöpler falan alınıyor. Ben Süleyman Altınkaynak, Aygün'ün muhtarıyım. Bu benim 4. ve son devrimdir. Bir daha da aday olmayacağımı karar vermişim. Köyümüz 120 hane civarında. Genç bir nüfusa sahip, belediyeden gayet normal hizmet alır. Gördüğünüz gibi köyün içi tertemiz. Çocuk parkımız da var, yeni cami yapılmış, spor kulübü var. Ama spor olarak da faaliyet yok fakat kulüp vardır. İleride spor faaliyetlerine de geçecek ki orada bir temel ihtiyaçtır. Belediyeyi sorarsa belediyeden hakikaten belediyeler köylere girdikten sonra köylerin çevresi değişti. Her konuda hizmet alıyoruz. Yalnız bir konuda şikayetim vardır. Şimdiye kadar yaptıramadık. Ağları köyün dışına çıkaramadık. Bu çok önemli bir şeydir. Gelen temizlik hizmetlerinin hemen hemen yarısını bu ağlar alıp götürür. Köyümüzde ağıl yeri bol. Yer tespit edilmiş ama şunu açıkça söyleyebilirim. Bürokrasimiz çalışmıyor. Ben herhangi bir parti, herhangi bütün partilerde bu şimdiki hükümeti karıştırmayayım. Diğer öncelerde de bütün partilerde iktidarda oldu. Bürokrasimiz sınıfta kalmıştır, çalışmıyor. Daha doğrusu bürokrasi kendi elemanlarını da çalıştıramıyor. Çünkü çoğu o bilgiye sahip değildir. Onun için bu bizim bu ağıl sorunu bir yara oldu. Bu köyün sırtında da bir yüktür. Bu kadar hizmetlere, bu kadar temizliğe karşı ağılların köyün içinde olması doğru bir şey değildir.